Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. ARB satan balinalar bu 3 altcoin'e hücum etti. Adı altındaki haberi inceleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle genel olarak ne var ne yok diye bir bakacağız ve balina aktivitelerinde bu şekilde inceleyeceğiz. Şimdi bakalım. Son zamanlarda balina hareketlerine bakıldığında geçtiğimiz haftalarda oldukça popüler olan Arbitrum token'ı satılmaya başlanmış gibi duruyor. Diğer yandan en büyük ship balinası elindeki varlıklarını arttırdı. Balinaların satın aldığı coinler arasında Blur, DYDX gibi coinler de dikkat çekti. İşte ARB satan balinaların satın alımları bir kere. Zaten Arbitrum'da arkadaşlar ARB'de Ethereum balinaları zaten büyük bir faaliyet gösterdikleri açık. Ben Arbitrum projesini beğeniyorum. Hataları oldu mu? Tabii ki oldu. Son hareketler işte burada unlock meseleleri falan filan. Fakat uzun vadede ben Arbitrum projesini beğenirim ve ARB'de desteklediğim bir token'dır diyebiliyorum. Fakat tabii son zamanlardaki özellikle airdrop meselelerinden kaynaklı büyük bir volatilite gösterdi. O yüzden biraz daha piyasasının durulması gereken bir süreçteyiz arkadaşlar. Balinalar ARB satıyor. Normal. RuConchain verilerine göre ortalama 1,15 dolarlık fiyatla 1,4 milyon ARB satın alan ve adresi 0x5AAA ile başlayan balina 12 bin ARB'lik bir airdrop aldı ve sonunda bunları ortalama 1,53 dolarlık fiyatla sattı. Sonuç olarak ARB'lerini 2,16 milyon USDC'ye dönüştürdü. Böylece yaklaşık 550 bin dolarlık bir kar elde etti. Bir diğer adreste sahip bir ARB balinası ise ortalama 1,37 dolarlık bir fiyattan 730 bin ARB satın aldı ve bunları ortalama 1,51 dolarlık fiyattan 1,1 milyon USDC'ye dönüştürerek yaklaşık 105 bin dolar kar elde etti. Ya şu milyoner olacaksınız falan muhabbeti var ya. Ya bu böyle aslında. Tabii şey diyorlar ya, bu doğru arkadaşlar. Hani para parayı çeker muhabbeti. Sen mesela baktığın zaman buradan örnek veriyorum. İşte 73 bin dolar girseydin, tamam mı? 10.500 dolar kazanacaktın mesela. Şu işlem dahilinde, şu hareket dahilinde, anlatabiliyor muyum? Fakat bunun 10 katını girince dolayısıyla 10 katını kazanıyorsun. O yüzden sürekli sermayeyi arttırmaya bakın. Anlatabiliyor muyum size? Ship balinası 171 milyar coin aldı. Bu arada Shiba tarafında da aktivite çok fazla son zamanlarda arkadaşlar. Shiba'da da büyük alımlar var. Şunu söyleyebilirim size. Aynı zamanda Shiba tabii ki Ethereum balinaları tarafından çokça alım yapılan bir coin'dir. Ethereum balinalarının alım yaptığı, bakınız, diğer coin'ler. İkinci sıradaki Matic'tir en çok tuttuğu. Bomba bir coin'dir biliyorsunuz. Link iyidir. Uni var, iyidir. Bakın Mana vardır, iyidir. Tamam mı? Bunlar iyi coinlerdir arkadaşlar. Güzel coinlerdir. Benim de alım konusunda mantıklı gördüğüm özellikle Shiba ve Matic, bakın. Bunlar çok çok iyidir. Tabi adı Ethereum balinası, havadan gelmiyor. Ethereum en çok aldıkları coin. Diğer yandan 19. en büyük Shiba Inu balinası 4 ayrı işlemde toplam 1,88 milyon dolar değerinde 171,68 milyar SHIB satın aldı. Tabi az bir alım yapmamış. Ether Scanaway'e göre satın alma çılgınlığı Perşembe günü Binance'la ilişkili. Binance 14 cüzdanından 426 bin dolar değerinde 38,83 milyar SHIB satın alarak başladı. Balina daha sonra dakikalar sonra ek alımlar yaparak bilinmeyen bir cüzdandan 10,75 milyar SHIB satın aldı. Bu alımlarla yetinmeyen satın alma çılgınlığı 40,1 milyar SHIB için 440 bin dolarlık bir alımla devam etti. Evet, şunu da söyleyebilirim tabii. Neden şu anda bu kadar? Bu arada şurayı boşluk zannettim şeymiş. Neden bu kadar bir alım çılgınlığı var? Çünkü gerçekten bir fırsat etabı var arkadaşlar. Sahiden bir fırsat etabı var. Şu an işin güzel yanı tabii. Shiba tarafında öyle aman aman bir yön yukarı gelmedi. Zaten hareketli ortalamadaki kırılımı yapana kadar
Shipcoin'de gelecek birkaç günün biraz daha rötarlı geçebileceğini, biraz daha Shiba'nın ağır davranabileceği vesaire üzerine hatırlarsınız ki konuşmuştuk. Bu süreç devam ederken alımlar yapılabilir. Çünkü ilerleyen vakitlerde BTC tarafındaki açılımın devam etmesiyle ne olacak? Shiba'da da yükselişler devam edecek. Balinalar daha şimdiden pozisyonda yerini aldı. Dördüncü ve son işlem Balina'nın tahmini 1,01 milyon dolar değerinde 92,72 milyar SHIB satın almasıyla hepsinden daha büyük oldu. Shiba Inu Balinası şu anda 55,39 milyon dolar değerinde 5,05 trilyon SHIB'e sahip. SHIB yazım sırasında 1,9'luk bir yükselişle 4,0132 dolardan el değiştiriyor. Evet, 5,05 trilyonluk bir Shiba az değil arkadaşlar. Tabii farklı, örneğin Jump Crypto'nun yanlış olmasın 7 trilyon civarında, Binance US'in 6 trilyon civarında bakınız Shib coin'i mevcuttur. Balinaların odağında diğer altcoin'ler de var. Ember verilerine göre geçtiğimiz hafta dev balina adresi bir OTC kanalı aracılığıyla Ember'dan 1 milyon Blur aldı. Bu arada Ethereum balinaları Blur alımı da çok fazla yaparlar. Bunun için 576 bin USDC kullandı. Ardından 500 bin Blur ve 10 bin DYDX satın almak için 805 bin USDC kullandı. Yok. Şu anda 1,4 milyon DYDX ve 4,5 milyon Blur satın alınmış halde diyor arkadaşlar. Tamam, devam edelim. Özetle Shiba Inu balinası toplam değeri 1,88 milyon doları aşan bir dizi büyük SHIB alımı gerçekleştirdi. Balina şu anda 55 milyon doların üzerinde bir değere sahip 5,05 trilyon SHIB tutuyor. Balina ayrıca Blur, DYDX ve ARB gibi diğer kripto paraları da satın alarak bu süreçte önemli karlar elde etti. Ancak ARB daha çok satış ile gündeme geldi. Bu satın alma çılgınlığı kripto para topluluğunda ilgi uyandırdı. Normaldir, airdrop dağıtıldı arkadaşlar. Tabii ki satış odaklı olacak. Tüm bunların nasıl gelişeceğini yalnızca zaman gösterecek. Ancak şimdilik Balina kripto para dünyasında hesaba katılması gereken bir güç olmaya devam ediyor. Doğru. DYDX ile alakalı şunu söyleyebilirim. Üzerine konuşmadık. Kurumsal ilgi artıyor. Bu boğa sezonunda ben büyük bir artış bekliyorum DYDX'ten ama yine uzun vadede enflasyona kapılabilecek bir proje olduğu da açık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.